Selam dostlar. Bugün arayı açmamak adına iki günde yazıp derlediğim hikayemi seslendireceğim size. Hikayenin adı Yaşamın Kıyısında. Keyifli dinlemeler. Yaşamın Kıyısında. Serince Köyü, Anadolu'nun bağrında bir şehrin çok uzaklarına, doğru düzgün yolu sokağı olmayan dağların ardına kurulmuştu. Köy gayet alelade ve pek kimsenin ilgisini çekmeyen bir köydü. Ta ki köyün en güzel kızı olan Nazlı'yı babasının zorla evlendirdiği güne kadar. Evet, Nazlı sevmediği bir adama sırf babası istiyor diye verilmişti. Duymuşsunuzdur, Anadolu'da böyle yerler hala vardır ve korkarım ki hep de var olacaktır. Nazlı'nın da kaderi buydu işte, o köyde doğmuş olmak. Doğması bir yana anlayışsız, son derece acımasız ve katı yürekli bir aileye denk gelmişti. Anası neyse de babası çok enteresan bir tipti. Dünyaya ne için geldiğini, ne için soluk alıp verdiğini bir kerecik olsun düşünmemiş birisiydi. Erdem, ahlak, din iman sahibi de değildi bu adam. Dahası neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilemeyecek kadar da cahildi. Tüm bunlar birleşince, güzelliğin sadece başlık parası pazarlığında fazla para ettiği o köyde, hiçbir şeye faydası olmayan bu baba, Nazlı'yı kendisine bir kez olsun sormadan, yaşının daha 15 olduğunu bile umursamadan Muhsin adındaki köyün en zengin adamının oğluna verdi. Doğrusunu söylemek gerekirse Muhsin çirkin birisi değildi. Yakışıklı mıydı? Hayır, o da değildi. Ortalama bir profili vardı onun. Hani kalıba vurulsa adam bile denilebilirdi ona. Ancak Muhsin'in ilk gençliğinden beri bir zaafı vardı. İçki. Çok fazla içiyordu. Neredeyse gün aşırı sarhoş oluyor, ayıkken iyi ile kötü arasında gidip gelen karakteri, kafası dumanlanınca lanet biri olup çıkıyordu. Zavallı Nazlı, kocasının eve sarhoş geldiği bu günleri hiç istemiyordu. Diğer günler neyse de, içtiği günler Nazlı'ya çok acımasız davranıyor, onu dövüyor, kızcağız sopanın altında inledikçe, Muhsin yüzünde keyif aldığını gösteren bir gülümseme ile daha da vuruyor, vuruyor, vuruyordu. Muhsin niçin böyleydi? Neden ona bu kadar haşin davranıyordu? İnsanın düşmanına yapmaya çekineceği fenalıkları bir adam karısına nasıl kolayca yapabilirdi? Nazlı haftalarca, aylarca, yıllarca düşünmüştü bu soruları. Hadi bunlara bir cevap bulabildi diyelim. Belki bunlardan daha büyük başka bir sıkıntıları daha vardı. Ki bunu sadece ikisi biliyordu. Henüz karı koca sayılmazdı onlar. Çünkü evlendiklerinden bu yana gerdeği de yaşamamışlardı. Muhsin düğün gecesi yataklarına serili ak çarşafa bir yerlerden bulup getirdiği şişeden bir parça kan damlatmış, sonra da o çarşafı odalarının dışında heyecanla bekleyen akrabalarına fırlatmıştı. Bu hareketiyle birlikte ne o gün ne de o günden sonra Nazlı'ya el sürdü. Nazlı bunu da anlamıyordu mesela. Amma yaşının küçük olmasından, amma tecrübesizliğinden olacak, Muhsin'in kendini bir kadın olarak görmediğini, beğenmediğini sanıyor, biraz da bundan geceleri için için ağlıyordu. Oysa Nazlı'nın bu olanlarda hiçbir kabahati yoktu. Sorun tamamen Muhsin'deydi. Hastaydı o, iktidarsızdı. Üstelik doğuştan böyleydi. Ne var ki babası bunu bilmiyor, oğlunun soylarını devam ettireceğinin hayalini kuruyordu. Biraz da bunun etkisiyle, yani kendisinden umulanı yerine getiremediğinden olacak, suçlu sanki karısıymış gibi geliş gidiş ona dayak atıyor, onun karısını dövdüğünü duyan anne ve babası, Nazlı'nın çocuk doğuramadığı için oğlunun böyle davrandığını sanıyorlardı. Kısaca Nazlı, 10 yıl boyunca bu zulme uğradı. Bunca zaman elinden hiçbir şey gelmedi. Oysa hayatının henüz bağrında olan o, ona reva görülen bu davranışları hiç hak etmiyordu. Ne kara yazıydı bu, ne kötü bir kaderdi. Bunu Nazlı kadar Nazlı'nın anası da biliyordu. Nazlı ara sıra kaynanasından izin alarak anasının evine geliyor, gözyaşları içinde anasına kocasının ona nasıl davrandığını anlatıyordu. Anası ne yapsın, ne desin bilemiyordu o anlarda. Nazlı Muhsin'in her özelliğini anlatıyordu da henüz onunla yatmadıklarını söyleyemiyor, bunu demeye dili varmıyordu. Garip anası da kızının kısır olduğu için Muhsin'in ona böyle davrandığını düşünüyordu yalnız kaldığında.
Bu durum bu şekilde Nazlı 25'ine basana dek sürdü. Onca zaman tüm köy değişti, Muhsin'de hiçbir şey değişmedi. O Nazlı'ya gün be gün akla hayale gelmeyecek yöntemlerle eziyet etmeye devam etti, onu canından bezdirdi. İş o noktaya geldi ki Nazlı hislerini kaybetti. Artık hiçbir şeyi umursamıyor, Muhsin ne ederse etsin canı yanmıyor, hatta son zamanlarda eskiden olduğu gibi anasına bile gitmiyordu. Bazı insanlar genç yaşta ölür, yaşlanınca gömülürler. Bedenleri yaşamaya devam eder belki, ancak gönülleri ölmüştür çoktan. Kalpleri kendi içlerinde intihar etmiştir. İşte Nazlı da artık onlardan biriydi. O sadece bedenini toprağa verecekleri o günü bekliyordu köşesinde. Öyle çaresiz, öyle acınasıydı hali. Belki onun sandığı gibi ilerlerdi hayatı. Belki her gün öle öle yaşardı. Ancak öyle olmayacaktı. Bu tür bir süreklilik matematiksel olarak imkansızdı çünkü. Bir sabit, bir yerden sonra yer ya da yön değiştirmeliydi. Bu, doğanın, fizik kanunlarının, evrenin, var olmanın değişmez kurallarındandı. Tıpkı yer çekimi gibi, tıpkı entropi gibi. Unutulmamalıdır ki, değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Her neyse. İşte Nazlı da hayatının öncesi ve sonrası diyebileceği bir çizgide, onu geçmişinden alıp geleceğe taşıyacağı bir olayın tam ortasındaydı. Köye yılın bazı ayları çeşitli satıcılar gelir giderdi. Kimisi kalbur, elek, kapkacak, kimileri de nalburiye eşyaları, örneğin palaska, kayış, zincir, kazma, çapa, bazıları da havlu, yorgan, yastık vesaire satardı. Köylüler ayaklarına kadar gelen bu hizmeti çok severlerdi haliyle. Pek çok ihtiyaçlarını da bu sayede karşılarlardı. Bir gün yatak, yorgan satan satıcı yine gelmiş, köyün meydanında sergisini açmıştı. Bu satıcı babasına ait dükkanın mallarını arkası kapalı bir kamyonda kasaba kasaba, köy köy gezdirip satıyordu. Onun köye gelip meydanda yayıldığı o gün Nazlı'nın kaynanası Nazlı'yı kendisi meşgul olduğu için havlu, yoğurt kesesi ve daha başka birkaç öteberi almak için yorgancıya göndermişti. Nazlı ilk kez olarak böyle bir şey için gönderiliyordu. Normalde bu işleri kaynanası veya emektarları Halime yapar, Nazlı ise evin temizlik, yemek, çamaşır gibi işlerine bakardı. Satıcı Ekrem, Nazlı alışveriş için geldiği sırada kamyonun içinde satılıp da biten malzemelerin listesini yapıyordu. Ekrem onu fark ettiğinde, Nazlı, serginin önünde ustaca yayılmış tekstil ürünlerine ne ilgi, ne merak, ne de başka bir duygu barındıran gözlerle bakıyordu. Ekrem kamyondan yere atladı, geldi. Nazlı'yı yakından görünce bir an nefesi kesilecek gibi oldu. Onun güzelliği karşısında nerede olduğunu, ne yaptığını unuttu bir an. Kızın büyülü yüzüne çakılı kaldı gözleri. Ancak bu kız neden bu kadar üzgün görünüyor anlayamıyordu. Onun o ay parçası çehresine bu hüzün hiç yakışmıyordu. Sessizliği Nazlı bozdu. ''Bize şu yazanlar gerekmiş. Var mı acaba?'' Ekrem'e kaynanasının kendisine verdiği kağıt parçasını uzattı. Delikanlı kağıdı aldı ama gözleri hala Nazlı'daydı. Bu hali kısa sürdü. Eline bir poşet alarak kağıtta yazanları bulmak için kamyona sonradan ilave edilmiş basamakları çıktı. İçeriye girmeden Nazlı'ya, ''Havlular önünüzde, onları siz seçin isterseniz.'' dedi. Sonra da kamyonun derinliklerinde gözden yitti. Nazlı satıcının dediklerini yaptı. Rastgele birkaç tane havlu aldı eline, katladı, bir yana koydu. Ekrem az önceki poşeti doldurmuş olarak geri geldi. Nazlı'nın ayırdığı havluları da poşete koydu. Genç kadına uzattı poşeti. Sonra da, ''Yazılanların hepsi burada.'' dedi. Nazlı'ya belli belirsiz bir göz kırptı. Poşeti başıyla işaret ederek, ''İçine kokulu bir de mendil bıraktım. Hediyem olsun size.'' Nazlı kaşlarını kaldırdı. ''Aa, olur mu hiç öyle şey?'' dedi. ''Bulup çıkarın onu. Kaynanam görmesin. Sonra bana kızar. Zaten oğlu yeterince canımı sıkıyor. Bir de onunla uğraşamam.'' Ekrem Şimşek kızıyla onun, evli, ancak mutsuz biri olduğunu hesapladı içinden. Ondaki bu hüznün sebebi kocasıydı belli ki. Yüzünü asarak poşeti yeniden eline aldı.
mendili buldu, çıkardı. Konuşmayı uzatmak için, keşke kabul etseydiniz, dedi. Kaynananız bilmese de olurdu. Masum bir hediyeydi sadece. Nazlı bu sözler üzerine ilk kez olarak Ekrem'e dikkatlice baktı, oğlanı tepeden tırnağa süzdü. Onun uzun boyunu, geniş omuzlarını, biçimli güzel yüzünü inceledi. Yakışıklıca biriydi Ekrem. Kızların beyaz atın üzerinde hayal ettiği erkeklerdendi. Mendil hala elinde duruyordu Ekrem'in. Boynu hafif sağa yatık, mahcup bir çocuk gibi bekliyordu. Nazlı onun üzüldüğüne üzüldü ve kaşla göz arasında uzandı. Mendili aldı genç adamın elinden, sağına soluna bakındı, onu gerdanından içeriye atıverdi. Ekrem kızın bu yaptığına önce şaşırdı, ardından mendili aldığına çok sevindi. Gülümsedi. Nazlı da ona gülümsedi. Ekrem, ''Onu kokladıkça beni hatırlarsınız.'' dedi. Nazlı bir an silkindi. Aklı başına gelir gibi oldu. ''Aman Allah'ım.'' dedi kendi kendine. ''Ben ne halt ediyorum böyle? Evli bir kadına yakışıyor mu bu yaptığım?'' Poşeti Ekrem'in elinden kaptığı gibi yola düştü. Ekrem arkasından, ''Ben her salı buradayım. Bir ihtiyacınız olursa gelin.'' diye bağırdı. Sonra da onun uzaklaşıp gidişini izledi. Nazlı evlerin ardında kaybolmadan hemen önce döndü, baktı genç adama. Neden böyle yaptı bilemedi. Ona neler oluyordu bilemedi. Elindeki poşeti hınçla sıktı, eve yollandı. Ekrem'e gelince, o Nazlı'yı beğenmiş, kadının evli olduğunu anlamasına rağmen ona ilk görüşte vurulmuştu. Onun o bakışları, o bebeksi tüylerle kaplı kusursuz yüzü, o mahzun ve garip duruşu onun yüreğini kanırtmıştı. Akşama kadar sergisinin başında görmeyen gözlerle bakmış, karanlık çökerekten de ardına baka baka çekip gitmişti. Nazlı akşam kocasından yine dayak yedi. Önceden de olduğu gibi sarhoş Muhsin'in iğrenç küfürlerine ve aşağılamalarına maruz kaldı. Yine sessizce ağladı gece boyu. Yastığının üstüne ılık gözyaşları akıttı. Ve belki de kendinden emin bir halde ilk kez olarak ölmek istedi Nazlı. Silinip gitmek, bu lanet dünyadan kurtulmak. Yıllardır süren acıları son bulmalıydı artık. Son nefesini vermeliydi. Canını ne ederek alacağını düşünmeye başladı. Nasıl bir yöntem denese bilmiyordu. Bu yeni ve soğuk düşünce onun tüylerini kabartıyor, onu değişik his ve duygulara savuruyordu. Günlerce düşündü Nazlı. Sonunda kararını verdi. Ölecekti. Ancak her ne kadar hayattan bıkmış olsa da, her ne kadar pes ettiğini ta yüreğinden haykırsa da, insanın kendi canını alması öyle kolay değildi. Bu, hadi deyince herkesin başarabileceği bir harekete benzemiyordu. Korkutucuydu. Bu sebeple Nazlı her defasında erteledi planını. Böylece birkaç gün daha geçti aradan. Nazlı bir akşam yıkanacak çamaşırları ayırırken, Ekrem'in ona verdiği mendili buldu. Onu aldığını bile çoktan unutmuştu. Ekrem'in mendili vermek istediği o dakikalar geldi aklına. Kokladı onu. Tıpkı Ekrem'in dediği gibi her nefeste onu hatırladı. Sonra utandı. Kendine kızdı. Mendili fırlattı elinden. Evli bir kadının yapacağı şey mi şu yaptığım diye kendine öfkelendi. Ama sonra düşününce evli olmak için önce evliliğin şartlarını taşımaları gerektiği sonucuna vardı. En önce kocası ona saygı duymalı, onu sevmesi bir yana ona değer vermeliydi mesela. Ancak Muhsin bunlardan çok uzaktı. Nazlı bir sığıntı, bir besleme gibiydi o evde. Seveni de yoktu. Uzandı, mendili attığı yerden aldı. Elinde sıktı onu. Oysa Ekrem öyle miydi? Kibar, anlayışlı, gözleri umutla parlayan bir erkekti. Yakışıklıydı da. Bunlar olmasa bile en azından konuşabilecek birine benziyordu. Muhsin ise hiç öyle değildi. Kavgacıydı. Nazlı'yla bir kerecik olsun oturup konuşmamıştı. Konuşmak şöyle dursun, ona gülümsememiş, tatlı bir söz etmemişti. Neredeyse her gün Nazlı'ya dayak atmış, onu yerlerde sürüklemiş, saçını başını yolmuştu. Dağıttığı kıyafetlerin içine uzandı Nazlı. Orada Ekrem'i düşünmeye başladı. Onun gözlerinin içine cesurca bakışını ve ışıl ışıl yanan göz bebeklerini hatırladı. İçi ürperdi. Keşke o olsaydı hayatında.
keşke onunla evli olsaydı. O zaman ne para pul ne de başka bir şey umurunda olurdu. Gece yatana kadar aklında bunlar dolandı durdu. Uyumadan hemen önce kendi kendine gülümsüyordu. Rüyasında Ekrem'i gördü Nazlı. Nazlı ile bir ata önlü arkalı binmişler, bir derenin kenarından ilerliyorlardı. Nazlı o kadar mutluydu ki sevinçten yüzü aydınlanıyordu. Aşkla kucaklıyordu Ekrem'i belinden. Sonra nereden çıkıyorduysa birden Muhsin beliriyordu ortada. Elinde kamçısı ırgatlarına Ekrem'i dövdürüyordu. Ekrem yerde kanlar içinde kıvranıyorken Nazlı'ya sallıyordu kırbacını. ''Seni aşifte, seni sütsüz!'' diye bağırıyordu ona. Nazlı irkilerek uyandı. Terden sırtı sırılsıklam olmuştu. Korkuyla sağına soluna bakındı. Sonra rahat bir nefes aldı. Doğruldu, kalktı yataktan. Giyindi, salona geldi. Kimseler yoktu ortalarda. Balkona çıktı. Evin öteberisine bakan Halime çamaşır seriyordu bahçede. Nazlı içeri girdi yeniden. Gözü duvardaki takvime takıldı. O gün yine salıydı günlerden. Gülümsedi. Ekrem gelmiş miydi acaba o gün? Yatak odasına geri döndü. Dışarısı için bir şeyler buldu, giydi üzerine. Halime'ye ben bir iki eksik almak için yorgancıya gidiyorum dedi, ayrıldı evden. Meydana giden yola saptı. Meydana gelince Ekrem'in kamyonunu gördü. Titreyerek yüreği yerinden çıkarcasına yaklaşıyordu ona doğru. Rüyası aklına geldi o an. Ürperdi. Yine gülümsemekten alamadı kendini. İçinde tuhaf, huzur ya da mutluluğa benzer bir his geziniyordu. Ekrem onu ta uzaktan görmüş, o gelene dek gözünü bir saniyeliğine de olsa ayırmamıştı Nazlı'dan. Yüreği heyecanla çarpıyordu göğsünde. Sanki atmayı bırakacak, dur verecekti. Rüya mıydı bu acaba? Yoksa gerçek miydi? Sakın aklı ona oyunlar oynuyor olmasındı. Sakın geçen defa olduğu gibi köylü bir koca karıyı Nazlı sanmasındı. Ekrem uzun zamandır karmaşık duygulara boğuluyordu. O, ilk ve son karşılaştıkları günden beri hep Nazlı'yı bir defacık daha görmek için hayaller kurmuştu. Fakat Nazlı, o günden sonra bir daha gelmemiş, Ekrem bu sebeple köyde olduğu her günün akşamı hüzünlü ve melankolik bir ruh hali içinde terk etmişti köyü. Şu an onu görünceki garipliklerinin sebebi Ekrem'in artık umudunu kaybetmek üzere olmasından başka bir şey değildi. O, Nazlı'yı bir daha göremeyeceğini sanıyordu epeydir. Bu arada Nazlı kendisine doğru yaklaşıyordu. Gülümsüyor muydu o? Nazlı geldi. Yüzü kızarmış, kim bilir belki de bir parça utanmıştı. Serginin bir yanında Ekrem, öte yanında Nazlı vardı. Göz göze bir şeyler anlatıyorlardı birbirlerine. İkisi de yaptıklarının yanlış olduğunu biliyor ama karşı koymak şöyle dursun, duygularının okyanusunda boğulmaya hazır olduklarını gösteren bir cesaret taşıyorlardı. Ne var ki şimdilik bir çekinceme ikisini de çepeçevre sarmış durumdaydı. Nazlı gözlerini kaçırdı Ekrem'in gözlerinden. Sergiye bakındı. Bir iki yastık kılıfı, çarşaf filan aldı eline. Zaman kazanmaya çalışır bir hali vardı. Elindekileri bir miktar para ile uzattı Ekrem'e. Küçük parmağı Ekrem'in avucuna dokundu o an. Ekrem bu kısa temasta Nazlı'nın parmağının ateş gibi yandığını anlamakta gecikmedi. Bu ateş öyle bir ateşti ki, örneğin Sezar Roma'yı yakarken, Napolyon Avrupa'ya diz çöktürürken, Mustafa Kemal üzerine gelen tüm düşman kuvvetleriyle kıyasıya cenk ederken, hepsinin de yüreklerinde böylesine yanan bir ateş vardı. Nazlı alacaklarını almıştı ama hemen gitmedi. Geçen geldiğinden beri biraz daha süzülmüştü yüzü. Ekrem nereden geldiğini bilemediği bir cesaretle ona ne olduğunu sordu. Nazlı şaşırdı bu soru karşısında. Kemküm etti, lafı dolandırdı durdu. Gerçeği anlatmadı, hatta gidecek oldu. Ekrem, ''Tamam tamam'' dedi ona. ''Sormadım sana bir şey, anlatma. Hemen de yavru bir ceylan gibi ürküyorsun.'' Nazlı onun kahverengi gözlerine baktı bir süre ve büyülenmiş bir tavırla, ''Kocam beni sevmiyor, sürekli de dövüyor.'' deyiverdi. Ekrem şaşkın, ''Neden sevmiyor ki? Hem bir kadına el kalkar mı?'' diye sordu. Nazlı bir iki mırın kırın etti, sustu.
Ama Ekrem geri adım atmadı, ısrarla üzerine gitmeye devam etti. Öte yandan ona öyle içten davranıyordu ki Nazlı inat edip konuşmamayı kabalık olacak sandı. Ve bir çırpıda olan biten ne varsa, 10 yılda her ne yaşadıysa tüm yalınlığıyla özetleyerek anlatıverdi. Babasının onu satışından, Muhsin'in iktidarsız oluşuna kadar onu üzen, yüreğini yakan her şeyi söyledi Ekrem'e. Ekrem Nazlı'yı dinledikçe canı sıkıldı, üzüldü. Nereden bakılsa yarım saattir oradaydı Nazlı. Geçen zamanı fark etmemişti bile. Normal bir zamanda 5 dakika bile sürmezdi oysa işi. Ancak o yeni keşfettiği hisleri, kalbinde dönüp duran o yapışkan duyguları pek bir sevmiş, ayakları onu eve götürmek istese de bu isteğine direnmeyi bilmişti. Elinde poşeti, öyle Ekrem'i dinliyordu Nazlı. Onun ne dediğini takip edemese de gülümseyerek konuşması ve ondan yayılan samimi haller Nazlı'ya yetiyordu. O sırada köylü bir kadın geldi yanlarına. Konuşma böylece bitti. Nazlı poşetini eline doladı, ardına baka baka döndü eve. O günden sonra Ekrem haftada 2 gün gelir oldu köye. Onun geldiği günler Nazlı hep bir bahane buldu, geldi onun yanına. 2 ay kadar bu şekilde görüştüler. 2 ayın sonunda Ekrem Nazlı'yı kaçmaya ikna etti. Bu kararı kolay vermemişti Nazlı. Uzun geceler Ekrem'in kendinden istediği şeyin yaratacağı durumları düşünmüştü odasında. Onunla gidip gitmemeyi pek çok yönden ölçüp biçerek, kalsa neyin değişeceğini, gitse eline ne geçeceğini hesaplamış, kendince olacak olanların muhasebesini yapmıştı. Sonunda Ekrem'i tanımadan önceki ölüm düşünceleri baskın gelmiş, kalırsa yaşayamayacağını anlayarak, öleceksem de bana değer verecek birinin yanında ölürüm diye düşünüp Ekrem'e tamam demişti. Ve bir gece kaçıp gitti Nazlı. Her şey göz açıp kapayana kadar yaşanıp bitmişti. Öyle hızlı oldu ki Nazlı pişman olmaya fırsat bile bulamadı. Muhsin ertesi gün öğrendi olanları. Nazlı'nın giderken bıraktığı notu görünce aklı gitti başından. Nasıl, neye küfredeceğini şaşırdı. Saatlerce acıyla böğürdü evin içinde. Sinirini alamadı. Irgatlardan birkaçını patakladı. Ama ne yapsa öfkesi dinmiyordu. Nazlı'yı bulmak, ona yaptıklarını pişman olana kadar işkence etmek, sonra da öldürmek için kıvranıyordu. Haber köyde kısa sürede yayıldı. Herkes Muhsin'i, anasını ya da babasını görünce fısır fısır konuşuyor, onlar bunu anlayınca yerin dibine giriyorlardı. Neresinden bakılırsa bakılsın kötü bir şeydi yaşadıkları. Muhsin ve babası birkaç koldan arıyorlardı Nazlı'yı. Ancak kızın köyde ya da civar köylerde olmadığı daha ilk gün anlaşıldı. Aramayı genişlettiler. Muhsin ve onun köydeki yalakaları Nazlı'nın peşini bırakmadılar. İlçeye, kasabalara, köylere, tanıdığı, bildiği kim var kim yoksa hepsine haber saldılar. Resmiyette nikahlı olmadıklarından jandarmaya bildirmediler olayı. Ama karakol komutanı olan Assubay Başçavuş durumu öğrenmiş, el altından bilgi toplamaya başlamıştı. Muhsin kısa sürede darmadağın oldu, çöktü. Yemiyor, içmiyordu. Yıllardan beri ilk kez ayık geziyordu. Aradan 1 yıl kadar geçti. Nazlı'yı hala bulamamış, onun nereye gitmiş olacağı konusunda bir arpa boyu yol alamamışlardı. Fakat bir gün Muhsin'in anası eskiden köye gelip giden yorgancıyı anıp da onun olmayışına dert yanınca bir kenarda tütününü tüttüren Muhsin'in aklında şimşek çaktı ve düşününce yorgancının köye gelmeyi bırakmasının Nazlı'nın kaybolduğu zamanlara rastladığını fark etti. Şüpheyle fırladı ayağa. O gün boyunca anasını ve evde çalışan yaşlı kadını, meydana yakın evlerde oturan köylüleri sıkıştırdı. Tam da sandığı gibi Nazlı'nın kaçmadan 1-2 ay kadar önce neredeyse her salı bir şeyleri bahane ederek yorgancıya gittiğini öğrendi. Dahası yorgancı evvelden sadece salı günleri gelirken Nazlı kaçmadan 1 ay kadar önce haftada 2 gün gelmeye başlamıştı köye. Madem köyde haftada 2 gün gelecek kadar iş vardı, ne diye artık gelmeyi bırakmıştı? Ya da madem gelmeyi bırakacak kadar iş yoktu, neden haftada 2 gün gelmeye başlamıştı yorgancı? Anlamamak için aptal olmak gerekti.
Zaten nicedir, yorgancının yakışıklı ve efendi olduğu konuşuluyordu köyde. Nazlı da evde olanlardan dolayı mutsuzdu. Bu durumda Nazlı'nın o oğlanla anlaşmaması, kaçmaması için bir sebep yoktu. Muhsin bunun farkına vardığı günün ertesi sabahı yorgancının peşine düştü. Onların yaşadığı köyün bağlı olduğu hiçbir köye gelmiyordu artık yorgancı. Ancak ileriki ilçelerde hala yorgan kamyonunu görenler olmuştu. Oralara gitti Muhsin, kamyonu buldu. Bu kamyon köye gelen kamyondu, emindi buna. Ama satış yapan adam Ekrem değildi. Muhsin bu adamı çok sıkıştırdı. Ona para, altın, davar, koyun önerdi. Ama yeni yorgancı Ekrem'in nerede olduğunu bilmediğine, onu tanımadığına yeminler etti. Gerçeği söylemedi Muhsin'e. Hal böyle olunca Muhsin kamyonu takip etmeye karar verdi. Çünkü kamyonun Ekrem'in babasına ait olduğunu öğrenmişti. Nasılsa eninde sonunda kamyon Muhsinlerin dükkanına gidecekti. O akşam kamyon önünde, o arabasıyla belli bir mesafede arkada şehre geldiler. Satıcı eleman kamyonu dükkana değil, kendi evinin önüne çekti. Muhsin o geceyi orada, arabada geçirdi. Sonraki gün satıcı adam sabahtan Ekremlerin manifatura dükkanına geldi. Muhsin, Ekrem'i ilk kez o gün orada gördü. Onu görünce kanı damarlarında akışını hızlandırdı. Öfkeden dişlerini sıktı. Tüyleri diken diken oldu. Ama önce emin olmalıydı Muhsin. Nazlı'nın Ekrem'le olduğunu kendi gözleriyle görmeliydi. Sonrası kolaydı. Arabanın torpido gözünde silah nicedir dolu duruyordu. Hazırdı. Hedef alıp patlamayı bekliyordu sadece. Aradan bir iki hafta geçti. Muhsin bu süre içinde Ekrem'i takip ederek Nazlı'yı buldu. Tam da tahmin ettiği gibiydi. Ekrem'le Nazlı bir evde beraber yaşıyorlardı. Konu komşularından öğrenmişti. Bir kızları olmuştu. Nazlı'yı iki kez markete, bir kez de pazara giderken gördü Muhsin. Onun 11 yılın sonunda ilk defa gülüşüne şahit oldu. Mutlu olduğu, Ekrem'i sevdiği her hareketinden fazlasıyla belli oluyordu. Bazı günler bebeklerini de alıp bir yerlere gidiyorlar, birbirlerine aşkla, tutkuyla bakıyorlardı. Muhsin'in bu anlarda öfkeden dişleri gıcırdıyor, elleri titriyordu. İkinci haftanın sonunda bir akşam kapılarına dayandı Muhsin. Ekrem yenice dükkandan gelmişti. Muhsin evlerinin önünde onun gelişini gözlemiş, öyle çalmıştı zili. Kapıyı ona Nazlı açtı. Genç kadın Muhsin'i karşısında görünce öyle korktu. Korkudan öyle bir çığlık attı ki bebeği iç odada annesinin sesini duyup uyandı ve avaz avaz haykırmaya başladı. Karısının sesine Ekrem iç odadan seyirtti geldi. Nazlı holdeydi. Yüzünün korkudan kanı çekilmiş, gözleri yuvalarında kocaman kocaman açılmıştı. Ekrem kapıya çıktı. Muhsin'i görünce o da ürperdi. Onun geleceğini, kendilerini bulacağını hiç ummadığı için tamamen hazırlıksız yakalanmıştı. Muhsin onlara bir şey mi yapacaktı? Ne diye kapılarına dayanmıştı acaba? Meraklı gözlerinde bu korkulu sorular okunuyordu. Ancak Muhsin'in bakışlarında ne öfke, ne nefret, ne de hınç vardı. Bilakis çok mahzun ve zavallıca bir haldeydi. Hani çocuklar ağlamadan hemen önce dudaklarını büzerler ya, işte tam da öyle bir görünüşü vardı yüzünün. Bakışlarını Ekrem'in arkasında başı bir görünüp bir kaybolan Nazlı'dan yana çevirdi Muhsin. "Müsaade edersen sana bir çift lafım var Nazlı," dedi ona. Nazlı içeriden bir iki kelime geveledi. Ekrem Muhsin'in görünüşüne acıdı. "Gel içeri," dedi ona. "Misafirimiz ol. Ne diyeceksen içeride dersin." Muhsin önde, Ekrem ile Nazlı arkada salona geldiler. Bebek iç odada hala ağlıyordu. Nazlı onun yanına gitti. Bir süre sonra da kucağında o olduğu halde yeniden salona geldi. Bebeği Ekrem aldı. Muhsin kaçamak bir bakış attı bebekten yana. Özlemle, hevesle. Bir dakika kadar oturduğu koltukta elleri bağlı bir halde yerdeki halının desenlerine takıldı gözleri. Sonra önceden tasarladığı belli olan şu sözleri söyledi. "Sizi ilk olarak bir arada gördüğüm o günü hiç unutamam. O anları asla silemem aklımdan. Gerçeği söyleyeceğim. Koşup yanınıza gelmek
İkinizi de kurşunlamak istedim o anda. Nazlı yutkundu. Yalana gerek yok. Aklımda ne şekiller tasarladım ölümün için Nazlı. Ne planlar kurdum. Ne sonlar hazırladım sana. Ancak seni Ekrem'le mutlu görünce, akşamları gözlerinin içi parlayarak ona kapıyı açtığının farkına varınca sizi bir süre izlemeye karar verdim. 2 hafta, belki de daha uzun bir zaman siz farkında olmadan peşinizde dolandım, gözledim sizi. Bir gölge gibi ardınızdaydım ve günler geçtikçe, sizdeki birbirinize karşı olan bağlılığınızı gördükçe nefretim azaldı, kinim dindi. Sonra düşünmeye başladım, neden diye. Neden Ekrem'e ışıl ışıl bakan o gözlerin bana acıyla, öfkeyle, tiksinmeyle bakıyordu? Neden ona gülümseyen yüzün beni görünce donuklaşıyor, taş kesiliyordu? Neden benim karımken ona kaçmıştın mesela? Onda olan, bende olmayan neydi? Bakışlarını Ekrem'in kucağında anlaşılmaz garip sesler çıkaran bebeğe dikti Muhsin. Ardından Nazlı'ya döndü yüzünü. ''Cevabı sanıyorum ki buldum Nazlı.'' dedi. ''Geç oldu ama buldum. Ben iyi biri değilim. Ben sana layık biri değilim. Sana yaptıklarımı düşünüyorum da ben insan bile değilim. Sana onca işkence ettim. Eziyet ettim, küfür ettim. Yüzünün gözünün mor olmadığı günler sayılıydı köydeyken. Sana o kadar iğrenç yaklaşmama rağmen bir güne bir gün kötü bir söz çıkmadı ağzından.'' Öf dahi demedin bana. Sarhoş geldim, ter içinde geldim, çamurlu, perperişan geldim, ters bir bakış dahi atmadın yüzüme. Ama sabır da bir yere kadardı elbette, değil mi? Daha fazla dayanamayıp kaçtın benden. Köyünü, ananı, her şeyi bırakmak pahasına hem de. Şu kısacık 2 hafta düşününce anladım bunları. Bir süre sustu Muhsin, parmaklarını kütletti. Sonra... Haklıydın diye devam etti. Kim olsa öyle yapardı, kaçardı benden. Kim olsa kahrımı çekmez, katlanamazdı bana. Yine de sen katlandın onca zaman. Bir pislik olmama rağmen katlandın hem de. Şimdi buradayım işte, karşındayım. Elimi yüzüme aldım, geldim. Her şeyi diyebilirsin bana. İçinden ne geçiyorsa söyleyebilirsin. Tokatı vurursun. Hatta istersen çeker vurursun. Belinden silahını çıkardı Muhsin. Nazlı'nın önüne, sehpanın üzerine bıraktı. Ne istersen iste, buradayım Nazlı. Ya vur beni ya da affet. Ettiklerim, yaptıklarım kolay şeyler değil, biliyorum. Ama yine de affet beni. Bu 2 hafta çok uzun geldi bana. Binlerce yıl gibi geldi. Seni tanıdığım günden bu yana her ne yaşattıysam sana... Bir film izler gibi izledim içimde. An be an ne kadar rezil birisi olduğumun farkına vardım. Nazlı susuyordu. Muhsin konuşurken bir iki kez gözleri yaşarmış ama kendisini tutmuştu. Muhsin'in son sözlerinden sonra bıraktı kendini. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bir yandan da ''Ben seni köyden çıktığım gün affettim Muhsin.'' dedi. ''Bunları düşünme hiç.'' O köyde olanlar, o köyde kaldı. Bak bize, biz burada yeni bir hayata başladık Ekrem'le. Acısıyla, tatlısıyla ne yaşandıysa orada, unuttum ben çoktan. Asıl sen affet beni, kaçtığım için. Yüzünüzü, şerefinizi yere düşürdüğüm için. Ekmeğinizi yedim yıllarca, helal et. Muhsin gülümsedi. Acı lokma, dedi. Helal edilecek nesi olabilir? Helali hoş olsun yine de. Söylenecek pek bir şey kalmamıştı. Muhsin ayağa kalktı gitmek için. Silahını aldı bıraktığı yerden, yeniden beline soktu. Tam kapıdan çıkacakken, ''Beni bir daha görmeyeceksiniz.'' dedi. ''Rahatsız etmeyeceğim sizi, biliniz. Hem bu belki de benim son.'' Sözünü tamamlayamadı. Gözleri ıslak ıslaktı. Ayakkabılarını ayağına geçirdi, merdivenleri indi. Dalganın ortasında kalmış küçük bir sandal gibi yalpalıyordu giderken. Bir zaman onun arkasından baktı Nazlı ile Ekrem. Omuzları ine çıka sokağın ilerisine yürüyordu. Eğer son anda dönüp baksaydı, Ekrem'in Nazlı'yı omzundan sarmalayıp içeriye götürdüğünü görecekti. Göremedi, yürümeye devam etti. Nazlı ile Ekrem tam salona girmişlerdi ki
Bir el silah patladı sokakta. Sonra da her şey sustu. Nazlı ile Ekrem göz göze geldiler. Ekrem aceleyle dışarıya fırladı. Son.